Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz yazar, filantrofuturist, doktor Sayın Aytekin Bulut. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk Sema. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kendinizden bahseder misiniz? Hay hay, zevkle. Ben öncelikle size çok teşekkür etmek isterim bu nazik davetiniz için. Burada bulunmak, sizler olmak çok büyük mutluluk. Sema Hanım, ben Doktor Aytekin Bulut. Doktorluğum tıp alanında. 1994 senesinde Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Ardından devletimize olan yükümlülüğümüzü yerine getirdik. Mecbur hizmetimizi yaptık ve hemen arkasından askerliğimi tamamladıktan sonra çok bilinçli ve isteyerek bir tercihle ilaç sektöründeki profesyonel kariyerimi başlattım. 1996 senesinden aşağı yukarı bugüne kadar ilaç sektöründeki kariyerim kesintisiz devam etti. Farklı yöneticilik pozisyonlarında bulundum. Bugün de bir çok uluslu ilaç şirketinin ülke müdürlüğü görevini yürütüyorum. Bu işin profesyonel tarafı. Bunun yanında tüm bahsettiğim bu yıllar boyunca ama özellikle de son 10 yılda giderek derinleşen bilginin oluşmasıyla daha da kıvam alan, şekillenen bir yazarlık ve filantrofuturizm kapsamı altında, sosyolojik tanımı altında tarif ettiğimiz bir özel çalışmanın içerisinde kitap yazımıyla bir takım akademik ve bilimsel çalışmalar yaparak son 10 yılda da böyle yeni bir oluşum içerisinde hayatımızı devam ettiriyoruz. Evet. Kendinizi yazar kimliğiniz yanında filantrofuturist şeklinde bir tanımla tarifliyorsunuz. Bu kavram çok yeni bizler için ve daha önce duymadığımız bir tanım. Bununla neyi kastediyorsunuz? Sema Hanım, filantrofuturizm aslında iki terimin sentezinden oluşan bir tarif, bir modelleme. Filantropi ve fütürizm. Bu iki kavram ayrı ayrı eminim ki bizi dinleyenlere de bir şeyler ifade ediyordur. Filantropi kelime olarak aslında philus, yani Latince'de sevmek, ilgi duymak, affinite duymak anlamına gelen bir kelimedir. Ve antropos, hepimizin bildiği anlamda antropolojiden gelen insan kelimelerin birleşimidir. Yani filantropu, philus ve antropos. İnsan sevmek demek. Dolayısıyla biz filantropiyi iyilikseverlik, hayırseverlik, bağışçılık, insanseverlik olarak algılıyoruz. Ve bu noktada da dünyada farklı bireysel boyuttan kurumsal boyutlara kadar, sosyolojik olarak devlet boyutundan çok daha küçük noktalara kadar bağışçılık ya da filantropi kavramı hayatımızda. Fütürizm ise aynı şekilde yine bilinen, son yıllarda daha da giderek adını duyduğumuz bir başka kavram. Fütürizm, future, futura, Latince'de gelecek kelimesinden türetilmiş, gelecekçilik olarak belki Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir kavram. Fütürizm aslında 20. yüzyılın başlarında 1909-1910'larda İtalya'da ağırlıklı olarak daha çok sanat, heykeltıraşlık ve mimari üzerinde bulunan devrin ötesinde kurgular yapmak, düşünsel boyuttaki çalışmaları devrin ötesine taşımak anlamında daha çok mimaride ve dediğim gibi heykeltıraşlıkta ortaya çıkmış, sanatta ortaya çıkmış bir kavram olsa da teknolojinin son yıllarda tabii korkunç hızlı gelişimiyle ki içinde bulunduğumuz işte endüstri 4.0 sonrası, yani toplum 4.0 sonrası hızla gelişen teknolojinin de etkisiyle fütürizm son yıllarda daha çok teknolojik bir boyut kazandı ve devrin ötesinde bir takım bilimsel teknolojik ilerlemelerle daha geleceğe matuf bir takım kavramlar, teknolojik ilerlemeler ya da bir takım teknikler geliştirme noktasında değerlendirildi. Biz tabii filantropi ile fütürizm kavramlarının bireysel olarak tekil tekil ele alındıklarında ifade ettikleri şeyin ötesinde bu iki kavramı birleştirerek geleceğin insansever, insanın hem sosyolojik, hem varoluşsal, hem bilişsel, hem duyusal tüm kazanımlarının ve tüm özelliklerinin muhafaza edildiği konservatif, koruyucu bir yaklaşımla geleceğin inşa edilmesi gerektiğini düşünen bir akım noktasında ben ve beraber bu noktada fikir oluşturmuş olduğumuz, fikir karması içinde katkısı olan arkadaşlarımla birlikte bu kavramı özellikle ülkemizde sözcülüğünü yapmaya gayret ediyoruz. Bu noktada da bize sesimizi duyma fırsatını verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Belki bir parça daha buna katkı sağlamak ve kaygımızın ya da temel argümanımızın ne olduğunu biraz daha net anlaşılması noktasında şunu söylemek istiyorum. Fütürizmle, yani gelecekle, gelecekte olacak olanlarla kendisi de tıp doktoru olan birisi olarak ve pozitif bilim taraftarı birisi olarak
teknolojinin ilerlemesiyle hiçbir sorunum yok. Hiçbir sorunumuz da yok aslında. Ancak eminim ki ekran başında izleyenler de bu noktada bize hak vereceklerdir. Son yıllarda özellikle Hollywood filmlerinde bizlere çok fazlasıyla gazladığı kavramlar var. Human, insan. Transhuman, geçiş insanı. Posthuman, insandan sonrası, parantez, insanımsı. Ve son yıllarda çok milyonlarca biliyorsunuz baskıya erişmiş, son kitaplarda da ele alındığı şekliyle Homo Deus, yani Tanrı insan. Yani insan öyle bir değişime tabi tutuluyor ki fütürizm içerisinde, insan insan olarak kalamayacak, mutlaka transhumana geçmeli. Transhuman da artık kolunuz sizin kolunuz olmasa da olur. Trafik kazasında bu kolu kaybederseniz buraya bir biyolojik kol da takılabilir, bir teknik kol da olabilir. Bir süre sonra bunlara hiç gerek yok. Tamamen efendim insanımsı, insan dışında bir canlı olarak da hayatımıza devam edebiliriz ya da onlar devam edebilirler. Sonrasının zaten ne olduğunu henüz kimse bilmiyor gibi bir kavram var. Geleceğin kurgulanmasında ya da geleceğe akışta, gidişte bu teknolojik ilerlemelerin hayatımızda, ihtiyaç duyduğumuz noktalarda hem tıbbi, hem sosyolojik, hem teknik, her noktada hayatımızda olmasıyla ilgili, bunun yapay zeka ile desteklenmesiyle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Ancak temel düsturun, temel hassasiyet noktasının tüm bunlar olurken insanın da insan olarak kalabilmeyi başarması olması gerektiğini düşündüğümüz için geleceğe ya da gelecekçiliğe filantropizmi yani insanseverliği de ekleyerek bir filantrofütürizmin birlikte değerlendirmesi gerektiğini düşündüğümüz bir akımdır. Evet. Peki Türkiye'de ya da dünyada bu kavramla alakalı olarak ne tür çalışmalar var? Biraz bilgi almamız mümkün mü? Elbette. Türkiye'de filantrofütürizmi birlikte bir sentez olarak yeni bir sosyolojik tanımlama şeklinde ele alan aslında belki de tek çalışma bizim yapmış olduğumuz çalışma. Yani bizim ortaya koymuş olduğumuz çalışmalar. Ancak filantropi noktasında ve fütürizm noktasında dediğim gibi bunlar zaten düne kadar birbirinden bağımsız ayrı kavramlardı. Bu noktada çok kıymetli çalışmalar elbette var. Filantropi noktasında bu dediğim gibi bireysel bağışçılıktan tutun, STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının oluşturmuş olduğu daha geniş toplum katmanlarını içine alan bir takım yardımlaşma ya da bağışçılık projelerine kadar geniş yelpazede zaten filantropi kavramı bizim içinde yaşadığımız toplumun da çok sahiplendiği bir kavram. Çünkü Türk toplumu genel olarak filantropist bir toplum. Evet. Biz yardımsever bir toplumuz. Hatta Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı diye bu konuda çok kıymetli çalışma olan bir vakıf var. 2019 senesinde onların hazırlamış oldukları bir çalışmanın raporu var. O raporla ilgili kısa bir bilgi notunda Türkiye'de hakikaten toplumu bir arada tutan en önemli sosyolojik çimento unsurlarından bir tanesinin filantropi olduğu ortaya çıktı. Yani bizi aslında bunca tantanaya rağmen bir arada tutan en önemli şey insanseverliğimiz. Biz bu noktada böyle bir toplumun ferdi olmaktan da mutluyuz. Filantropi noktasında büyük holdinglerin her türlü toplum katmanına ya da bizzat bireye kadar indirdikleri filantropi çalışmalar olduğu gibi her birimiz, siz, ben, bizi seyredenlerin de eminim ki gizli ya da açık pek çok bireysel bağışçılık noktasında faaliyetleri vardır. Fütürizm noktasında da Türkiye'mizde, ülkemizde Türkiye Fütüristler Derneği çatısı altında toplanmış ve önemli fütüristlerimiz, önemli hakikaten iş adamlarımız, teknolojik birikimi olan değerli aydınlarımız söz konusu. Ancak Türkiye Fütüristler Derneği de az önce bahsetmiş olduğum gibi fütürizmi teknolojinin hakikaten çok daha domine ettiği, çok daha baskın olduğu bir yaklaşımla ele alıyorlar. Ve bu noktada pek çok çalışma var. Dünyadaki tüm gelişmeleri takip ediyorlar. Kendi web sitelerinden de bu konudaki çalışmaları takip edilebilir. O konuda da gayet açık bir şekilde toplumu bilgilendiriyorlar. Ancak tekrar toplamak gerekirse, fütürizmin filantropist bir yaklaşımla, yani geleceğe akarken, gelecek evet gelsin, teknoloji gelsin, her şey gelsin ama bütün bunlar olurken insan mutlaka insan olarak kalabilsin noktasında. Bunları bir araya getiren, sentezleyen, bu füzyonu sağlayan bir yaklaşım henüz ülkemizde çok net yok. Fakat dünyada bununla ilgili çok erken de olsa, çok belki henüz yeni duymaya başlasa da bir takım oluşumlar, bir takım hatta bir araya gelişler de söz konusu oldu. Covid pandemisi, son dönemde yaşadığımız bu küresel hakikaten büyük salgın, elbette tıbbi, ekolojik, medikal pek çok şeyi sarsa da, değiştirse de, bugün hepimiz öyle veya böyle hangi aşıyı olacağımızı takip etsek de, en az bu nokta kadar, yani biyolojik ya da medikal olarak getirdiği sarsıntı ve değişimler kadar çok büyük oranda sosyolojik değişimler de getirdi. Aylardır herkes evlerinde, pek çok insan işini kaybetti.
herkesin geleceğe ait çok ciddi anlamda bilinmezliğin getirdiği hem merak hem korkuyla harmanlanmış ve maalesef de giderek daha da bulanıklaşmış bir gelecek algısı var. İşte tam da bu noktada gelecekçiler, yani fütüristler, eğer filantropiyi elden bırakırlarsa, bu kadar kafası karışmış lokal ve küresel toplumların gelecek kurgusu ve gelecek mefhumunun ben ve biz maalesef biraz eksik ya da yanlış ya da insanı doğasından uzaklaştıran bir formatta gelişebileceği endişesine sahibiz. O yüzden biz de bu noktada bir öncülük yapmak, ses duyurmak ve tüm toplum katmanlarına bu noktada evet gelecek gelsin ama insan olarak kalmayı sakın ama sakın bırakmayalım demek istiyoruz. Çok da haklısınız. Ve yeni dünya düzeni, depo, kişilikler ve toplum 5.0 isimli bir kitap çalışmanız var. Kitaptan biraz bahsetmemiz mümkün mü? Hayır, tabii ki. Az önce aslında konuya girişte kullandığımız o hani fütürizmin temel alanlarından da bir tanesi aslında yeni dünya düzeni. Yani önümüzdeki dünya, bizi bekleyen dünya, bizi bekleyen gelecek nasıl olacak? Bunun için bir kristal küre elinize alıp hakikaten bir kahin edasıyla ne olup ne biteceğini insanlara aktarmaya gerek yok. Aslında fütüristler temelde bunu yapıyorlar zaten. Fütürizmin temelinde evet mutlaka bir rasyonel akıl ve teknolojik ilerleme var. Yani oluşmuş teknolojilerin ileride nasıl evolüsyona, nasıl bir evrime uğrayacağını öngörerek ortaya çıkabilecek yan ürünleri, by product'ları, bir takım ilave ürünlerin ne olabileceğini öngörmek fütüristlerin temel sahası. Ancak az önce de bahsetmiştim, ben bir tıp doktoruyum, bir pozitif bilim aşığıyım ve söylediklerimizin, aktardıklarımızın, bu bireysel sohbetler olabilir, bir ekran karşısında topluma aktardıklarımız olabilir. Bence her platformda söylediklerimizin mutlaka verisel bir tabanı olması gerekir. Kanıta dayalı olması gerekir. Bu konuyla ilgili mutlaka refere edebileceğiniz bir durum olması gerekir. İşte tam bu bahsetmiş olduğum hassasiyetten hareketle son 20-30 yıllık dönemde, ki o dönem biliyorsunuz kabaca Y kuşağıyla, Y kuşağının ikinci yarısıyla Z kuşağı dediğimiz kuşağı ve bu 2010'dan sonra dünyaya gelen yavrularımız alfa kuşağı dediğimiz o tamamen farklı neslin tamamını ilgilendiren bir süreci kapsıyor. Bu son 20-30 yıllık dönemde yapmış olduğum ve olduğumuz tüm çalışmalarda şunu görüyoruz ki dünyada sosyolojik boyutta öne çıkan pek çok akım olsa da, pek çok değişim enerjisi olsa da bunları toparlayıp bir yere getirsek dört temel sahada bir değişim var. Yani yeni dünya üzerinde sosyolojik olarak insanların evrildiği ve şekillendiği temel kalıplar dört ana başlıkta toplanabilir. Onlar da zaten kitabın adını oluştururlar. Kitabın kapağındaki depo kişilik aslında deizm, egoizm, pragmatizm ve oportunizmi temsil ediyor. Yani biz diyoruz ki yeni dünya düzeninde ağırlıklı olarak deist, egoist, pragmatist ve oportunist kişilikler ön plana geliyor. Ya da kişilik profilleri bu noktada yoğunlaşıyor. Bu kavramların hiçbirisiyle ilgili iyidir, kötüdür, şudur, budur ya da bunları tukaka etmek, birisini yüceltmek, birisini yerin dibine geçirmek gibi bir kaygımız yok. Sadece tek peşinde olduğum şey bir farkındalık oluşturmak. Bir baba olarak da aynı zamanda üç çocuk babası bir insan olarak da diyorum ki tüm anne babalara da, tüm bizi seyredenlere de evet değişim kaçınılmaz. Yani Sokrates'in dediği gibi yani hani aslında hem değişim kaçınılmaz hem de Sokrat'ın söylediği gibi hani en iyi bildiğim şey aslında hiçbir şey bilmediğim noktasında. Çünkü o kadar süratle değişiyor ki bugün bildiğimiz şeyler yarın tamamen başka bir boyuta geliyor. Dolayısıyla bugün bildiklerimizin yarın bilinmezler olduğunu düşündüğümüz zaman bu çok enteresan bir noktaya doğru da gidiyor. Ve biz anne babalar olarak toplumdaki belki şu anki yetişkinler olarak özellikle bizden sonraki nesilleri sosyolojik bu değişimler noktasında bence ikaz etmeliyiz, uyarmalıyız, onlara bu görevi yerine getirmeliyiz. Demeliyiz ki, bakın çocuklar, egoizmle ilgili bir sorun yok. İnsan egoist bir canlıdır ve egoizm temelde insanı hayatta tutmayla ilgili primer bir reflekstir. Bu hepimizin genlerinde, DNA'larında vardır. Biz tek başımıza bir adada kaldığımızda yaşayabilmek için bir ağacım kesmeyeyim, şu balığı avlamayayım, şu hayvanı öldürmeyeyim diyemeyiz. Hayatta kalma güdüsü o canlının hayatını alma noktasında bile egoist davranmamızı gerektirir. Egoizm bizim genimizde var. Ancak bu egoizmin sadece bireysel fayda noktasında, sadece bireysel hayatta kalış noktasında giderek yoğunlaşması,
kendiniz dışındaki tüm diğer eşit haklara sahip insanların haklarıyla ilgili saygısızlaşmak ya da duyarsızlaşmanın toplumu toplum yapan, bizi biz yapan ve bizi topyekun geleceğe taşıyan temel dinamikleri zedeleyebileceği vurgusunu aktarmak istiyoruz. Aynı şekilde pragmatizm, yani faydacılık da toplumsal bir çerçevede, bölüşsel bir çerçevede ise bundan daha kıymetli ve daha değerli bir şey olamaz. Ama eğer öz faydacılık, self pragmatizm peşindeyseniz, sadece fayda size gelsin, sizden başka hiç kimse hiçbir şeyden faydalanmasın noktasında iseniz, bunun da birlikte yaşamanın, toplumsal bir yerde oluşun, bütün bağlarını kıracağını, ortadan kaldıracağını, bizi birbirimize uzaklaştıracağını, yabancılaştıracağını düşünmek ya da öngörmek herhalde çok da fütüristik bir şey olmaz diye düşünüyorum. Aynı şekilde oportunizm, yani fırsatçılık da eğer fırsatların, tüm fırsatların sadece sizin hanenizde, sizin tabağınızda, sizin masanızda, sizin evinizde, sizin hanenizde yoğunlaşması, başka hiç kimsenin hiçbir fırsattan yararlanmaması noktasında bir tekillik getiriyorsa, bu da bu fırsatçılığın artık patojen bir fırsatçılık haline, zararlı bir fırsatçılık haline geldiği anlamına gelebilir. Kitapta ben temelde bu kavramların neler olduğunu, öncelikle kavramların neler olduğunu, şayet az önce bahsettiğim yönde bunlar giderek hız kazanırsa, bunun da sosyolojik bir felakete dahi dönüşebileceği vurgusunu hem ön sözde hem son sözde kitapta aktarmaya çalışıyorum. Evet. Peki yazarlık hayatınızda başka çalışmalarınız söz konusu mu? Yeni kitap veya kitaplar olacak mı? Evet, olacak. Ve şu anda ikinci ve üçüncü kitabın belge bilgi toplama süreci diyebileceğim. Okuma, derleme, düşünsel hazırlık, belge bilgi toplama, refer etme, bibliografisini oluşturma ve kaynakları valide etme süreçlerini büyük oranda sona doğru getirdim. Ve ardından da inşallah bunların yazım aşamasına geçeceğiz. Ama bu noktada izin verirseniz bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Ben bir kitap yazma kararını verdiğimde ya da daha doğrusu bu ilk düşünsel olarak aklıma geldiğinde bunun çok daha kolay bir şey olacağını düşünüyordum açıkçası. Yani kitap otururum, tabii ki bir hazırlık yaparım ve sonra çok kısa sürede çok büyük ebatlarda kitaplar yazabilirim diye düşünüyordum. Ancak size şunu söyleyeyim. İlk kitabım yaklaşık 190 sayfalık bir kitap ve bu kitabı yazabilmek için inanın 1,5 yıllık bir belge bilgi toplama süreci ve ardından da yaklaşık 6 aylık yazabilmek için bir emek sarf ettim. O yüzden kitap yazan, şu anda kitapları piyasada olan ya da yazmakta olan tüm değerli dostlarımın emeklerinin çok kıymetli olduğunu yaşayarak deneyimledim. Tüm kitap yazan yazarlarımızın emeklerine şimdiden çok sağlık olsun diyorum. Onların hakikaten ne kadar zor bir şey başardıklarını fark etmiş oldum. Ancak çok da büyüleyici, çok da keyifli bir serüven. Geçenlerde bizim ilaç ve sağlık sektörünün çok önde gelen bir platformunda bir röportajım yayınlandı. Orada röportaj esnasında o dostlara da belirtmiştim. İnsanı çok yeşerten bir faaliyet kitap yazmak. Çünkü yazacağınız konuyla ilgili her ne kadar elbette sizin bir bilgi sahibi olmanız, en azından nosyon ve baz noktasında o alanı biliyor olmanız şart olsa da yeterli olmadığını, çok farklı yan, kolateral okumalar, aramalar, araştırmalar, söyleşiler, izlemeler, dinlemeler gerektirdiğini bizzat yaşayarak öğrendim. Ama çok da zevkli bir şey olduğunu da bu süreç içerisinde keşfettim. O yüzden ikinci ve üçüncü kitaplar da şu anda yolda diyebilirim. Evet. Ve farklı alanlarda da çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Yayından önce bunlardan birisinin fitobiyoterapi olduğunu ifade evet. etmiştiniz. Evet. Bu konuda da sizden biraz bilgi rica edebilir miyiz? Hay tabii ki. Bir tıp doktoru olarak da aynı zamanda size az önce bahsetmiş olduğum gelecek kurgusuyla ilgili temel hassasiyetleri olan bir insan olarak da geleceğin insanın lehine, insan faydasına, insansever bir biçimde kurgulanması noktasında insanın yapısal bütünlüğünün de korunması gerektiğine çok fazla inanıyorum. Yani insan sonuçta biyolojik bir organizmadır ve bu biyolojisinin korunması da gerekir. Bu noktada fitoterapi, yani bitkisel tıp ve biyoterapi, hani hepimizin bildiği tabirle biyolojik tıp ya da biyorezonans, biyoenerji diye tarif ettiğimiz ve bunların birlikte ele alınmasıyla oluşan biyoterapinin harmanlandığı, bitkisel ve biyoterapinin birlikte ele alındığı fitobiyoterapi, aslında az önce bahsetmiş olduğum insanın biyolojik yapısının korunduğu, kollandığı çok özel bir alan. Yani biz doğru fitoterapiyle ve doğru biyoterapiyle hem davranışsal, hem bilişsel, hem de biyolojik olarak bedensel altyapımızı çok güçlü bir şekilde geleceğe taşıyabiliriz.
madem gelecekte biz aslında giderek biyolojik yapımızdan bir parça uzaklaşacağız, o zaman tersine bir yaklaşımla fitobiyoterapinin de desteğiyle biz o biyolojik yapımızı mutlaka korumalı ve geleceğe hazırlamalıyız. Bu noktada biz tabii ki sevgili eşim de bir fizyoterapi uzmanı. Onun da desteği ve katkısıyla gelecekte özellikle fitobiyoterapiyle bu bahsetmiş olduğum uygulamaları harmanlayan bir genel bir klinik ya da yaklaşım noktasında hem kitaplar hem işte sosyal medyada bilgilendirici videolar ve belki de bir takım bilgilendirici programlarla bunun da bu bütünleşik tıp noktasında ne anlama geldiğini izleyenlere paylaşmaktan mutluluk duyarız. Harika olacak diyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim öncelikle. Tekrar programda yer verdiğiniz için. Bu fırsatı tanıdığınız için bundan çok onur duydum burada bulunmaktan. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Çok böyle özet yapmak gerekirse, temelde bir bu toplumun bir ferdi olarak, ülkesiyle, vatanıyla, milletiyle, cumhuriyetin tüm kazanımlarıyla, bizi biz yapan tüm değerlerle çok mutlu olan, çok gurur duyan birisi olarak, bu toplumun bir yetişkin ferdi olarak, şunun peşindeyim ve şunun peşindeyiz arkadaşlarımızla beraber. Bu arada bunu da eklememde fayda olabilir unutmadan. Özellikle filantrofütürizm noktasında bu tek başına Dr. Aytekin Bulut olarak benim ortaya koyduğum ya da tekil olarak düşündüğüm, tekil olarak mücadele ettiğim bir alan değil. Bu noktada geleceği bizim gibi düşünen bir kısmı doktor, bir kısmı başka alanlardan akademik titri olan olmayan farklı aydın arkadaşlarımızla biz aslında bunu bir sosyal boyutta organize olarak bunu bir dernekleştirme noktasına kadar geliştirmeyi düşündüğümüz bir akım içerisindeyiz. O yüzden filantrofütürizmin bizi dinleyenler nezdinde şu tadı, şu lezzeti bırakmasını çok isterim. Geleceği kurgulayalım. Gelecekle ilgili teknolojik anlamda bütün ilerlemelerin hiçbirisinin gerisinde kalmayalım. Ancak tüm bu teknolojik ilerlemeler olurken ne olur ama ne olur? İnsan olduğumuzu, bizi biz yapan her şeyin aslında öncelikle insan oluşumuzdan geçtiğini bir an olsun bile unutmayalım demek için uğraşıyoruz. Kitaplar yazarak bu noktada bu düşüncelerimizi daha fazla gruplara, insanlara duyurmak için emekler sarf ediyoruz. Ve sizler gibi çok değerli medya mensuplarının katkılarıyla, destekleriyle bize bu ortamları açarak, sağlayarak, bu fırsatları tanıyarak sesimizi daha geniş kitlelere duyurmak istiyoruz. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ediyoruz katılımınız için ve böylesine keyifli ama aynı zamanda insani bilgilerle dolu bir sohbet gerçekleştirdiğiniz için tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Doktor Aytekin Bulut konuğumuz oldu. Hoşça kalın.